Erbakan'dan Erdoğan'a emekli zammı tepkisi. Önce millet anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye yönelik %5 ek zamma tepki gösterdi. Erbakan, iktidarı bir kez daha önce millet anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı SGK ve Bağkur emeklisine %5 ek zam kararına tepki gösterdi. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu belirterek, milyonlarca emeklinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 54. hükümet döneminde emeklilere %300'lere varan maaş zammı verildiğini hatırlatan Erbakan, iktidarı bir kez daha önce millet anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz dedi. Erbakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Kabinesi toplantısından SGK ve Bağkur emeklilerine %5 oranında ek zam çıkması, aylık 15.000 TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur. Yeniden Refah Partisi olarak hükümete Şeyh Edebali'nin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, sözünü ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 54. hükümet döneminde emeklimize verdiği %300'lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha önce millet anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz. Yeniden Refah AKP ile ittifak görüşmelerini durdurdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç AKP ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. 31 Mart yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin görüşme ve ittifak yapacağı bekleniyordu. Ancak görüşmeler sürekli ertelenmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç flaş bir açıklama yaptı. Kılıç AKP ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. Suat Kılıç, AKP ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak ifadelerini kullandı. Kılıç konuşmasının devamında ise liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız diyen Kılıç, siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun bir şeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz dedi. 24 saat uzun bir süredir. Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir diyen Kılıç duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur şeklinde konuştu.